Tabii ki 9 yaşımda siparişten büyüyen bir insanım. Kundura siparişi. Daha sonraları tabii ki belirli bir zaman sonra hasta bakıcılığı yaptım. Pazarlama yaptım. Yani döndüm dolaştım tekrar geldim ayakkabıcılığa oturdum. Antalya'ya 90 yılında geldim. Antalya'da ilk ayakkabı boyacısıyım. 14 seneden beri de bu işi yapıyorum. Tabii ki erkeği bayanı yoktur bu işin. Ekmeği güzel kazandıktan sonra, namusundan kazandıktan sonra kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki çalışsın, istesin bunu. Çevremden tabii ki tepkiler çok aldım. Kadından boyacı mı olur? Ben kadına ayakkabı boyatmam. Bu tarz kelimeler ama sonradan gelip ayakkabılarını boyatıp özür dileyenler bile ne oldu? Antalya'da 14 yıldan beri boyuyorum. İstanbul'da da tekrar, tabii İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da başladım bu mesleğe. Aralar verdim. Ara verdikten sonra tekrar mesleğime Antalya'da başladım. Yani işim olmadığı zamanlar 8.30'da buradayım. Çünkü memurların geçtiği bir saat. Boyatanlar oluyor tabii ki. Akşamda yaz saatiyle akşam kış saati değişiyor. 9 öyle bırakıyorum. 7.30'da bırakıyorum. Tabii hem de ev hanımıyım. Bir evlat sorumluluğu taşıyorum. Kızım okula gidiyor. Onunla ilgileniyorum. Yani günde 2-3 ayakkabı boyayabiliyorsam şükrediyorum. Yok, hayır, hayır. Tatmin etmiyor. Tabii ki tatmin etmiyor. İnsanların ekonomik gücü zaten düşük. Artı bir de stil boyalar, hazır boyalar çıktığı için. Bunun da zararlarını bilmediği için halkımız. Yani onlarla sürüp geçiştiriyorlar. İlk ben çıktım ve çok oldu herkes. Şu an devam ediyorsunuz. Çok şükür devam ediyorum. Sürdürebildiğim kadar sürdüreceğim. Gurur duyuyorlar tabii ki. Onur duyuyorlar. Teşekkür kelimeleri alıyorum geçerken. Helal olsun kelimeleri alıyorum geçerken. Bunlar bilmiyorum. Çok duygusal, çok güzel şeyler. Sadece boya. Çünkü rahatsız olduğum için gücümün yettiği yere kadar yapabiliyorum. Kanser hastasıyım. Beyin sinir sistemin ana merkezinde. Benden yaşıyor. Ya bitirmemeye çalışıyoruz tabii ki yani. O kadar çok ekonomik çöktü ki, o kadar çok bitti ki. Her şey göz önünde, el emekleri bitmeye mahkum kaldı. Ama bunları canlandırmak, bunları dile getirmek çok çok güzel bir şey. Ya amacımız bu. Sadece hedefim kızımı yetiştirip güzel bir şekilde topluma kazandırmak. Burada esnaflık yapıyoruz biz de caddede üzerinde. Vallahi ablam bence yani bu, genelde tabii hep erkek alışık ama tabii sonuçta bir ticaret veyahut da iş yapıyor ablam kendisi. Tebrik ediyoruz kendisini gayet de işinde düzgün yapıyor. Esnaflar tarafından da tabii esnaflar tarafından da sevilen birisi zaten kendisi. Siz de boyatıyorsunuz. Tabii biz de boyatıyoruz devamlı zaten geliyoruz ablamla karşılıklı. Buyurun boyayalım. Hı hı.